Sevgili dostlar, bu zaman kadar başarı hakkında birçok şeyler konuştuk, eğitimler verdik. Ama size bugün çok farklı bir bakış açısıyla bir şey söylemek istiyorum. İster satışta, ister hayatınızda, ister özel hayatınızda başarılı kavramını çok iyi anlamamız lazım. Biliyor musunuz ki başarılı olmak kolaydır, zor olan başarısız olmaktır. Çünkü başarısız olmak için birçok aktivite yapmanız gerekir. Birçok yanlışlıklar yapmanız gerekir. Ve aynı zamanda başarılı olmanız için, yani başarısız olmanız için ciddi de bir hazırlık yapmanız gerekir. Hakikaten çok zordur. Çünkü insan doğasına hiç uygun olmayan bir şey başarısız olabilmenizdir. Örneğin söyleyeceğim mesela. Basit bir satış işinde. Satış işi yaparken mesela başarısız olabilmeniz için birçok hatalar yapıyor olmanız gerekir. Birinci hata, ürüne inanmazsınız, kendinize inanmazsınız, bu işi yapmak istemezsiniz, dışarının çok kötü olduğunu, ekonominin çok kötü olduğunu söylersiniz. Kendinizi başarısız olmak için hazırlarsınız. Sonra o hazırlıkla beraber de müşterilerinizi aramaya başlarsınız. Müşterileriniz hazır olmayan bir kişiye ve başarılı olmayacağını düşünen bir kişiye acaba ne cevap verirler? Ve arkasından da bu dikkatsizlik içerisinde yapılmayacak bütün hataları yapmaya devam edersiniz. Halbuki başarılı olmak kolaydır. Çünkü doğanızda olan bir şeydir. Doğanızdaki normal akışı devam ettirmenizle ilgili bir şeydir. Ama kıstas nereden başlar biliyor musunuz? Önce kendinize hak görmeniz gerekir. Başarıdan besleniyor olmanız gerekir. Başarı sizin doğanız, karakteriniz, yapınız olması gerekir. Bir tane müşterim vardı, çok severdim gerçekten. Sinancığım derdi, ben o kadar şanslıyım ki, benim şanslı olmam mümkün değil. Yanlış bir şey yapmam da mümkün olmaz. Şans her zaman bana gelir derdi. Yani kendisini böyle bir şey kodlamış, zihnini, beynini ve ona inanırdı. Lütfen bakın bütün hayatınıza. Başarısız oldum dediğiniz şeylerle ilgili öncesinde ciddi bir hazırlık yapmışsınızdır. Kendinizi oraya hazırlamışsınızdır. Fakat dikkat içinde değiliz. O farkında değiliz ve bunları normal karşılıyoruz. Çünkü o kadar fazla dış dünyaya inanıyorsunuz ki kendinizi unutmuş vaziyettesiniz. Dış dünyada gördüğünüz her şeyin sizin için imkansız, çaresizler dolu olduğunu zannediyorsunuz. Halbuki öyle değil. Kişi başarılı olması için tek yapması gereken şeyi tekrar 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 söylüyor. Başarılı olmaya kendinizi hak görmeniz gerekir. Hak görmek ne demek biliyor musunuz? Kendinizde olduğuna inanmak demek. Kendinizde var olduğunu görebilmek demek. Hak başkasından alınan bir şey değildir. O haksızlık olur. Yanlış olur. Sizde olanı siz hak edebilirsiniz. Başarısızlık özünüzde yok. Yaşıyorsunuz bir kere ya. Şu anda canlısınız. Bundan daha büyük başarı olabilir mi? İnanılmaz bir başarı arkadaşlar. Bir saat sonra gene bakın. Hala hayatta mısınız mesela? İnanılmaz başka bir başarı yani. Sonra bakın etrafınıza, sevdiklerinize. Onlar da canlılarsa ne bekliyorsunuz? Bundan daha büyük başarı olabilir mi? Şimdi bu başarıların içerisinde canlılığınız en büyük başarıysa canlılığınızı İşinize, hayatınıza, düşlerinize yansıtıyor musunuz? Yoksa cansız, başarısız, mutsuz hallerinizi, endişe, kaygı dolu hallerinizi mi yansıtıyorsunuz? Lütfen dikkat edin. Yazık ediyorsunuz. Yapmayın. Başarı özünüzde var. Hak ettiğinizi dışarıya yansıtın ve hak ettiğiniz gibi yaşayın. Bir kere düşün. Başarılı bir insanın bir müşteri araması nasıl olur? Başarılı bir insanın bir işe başlaması nasıl olur? Önce bunu fark et. Özünüze dönün, özünüze bütün güzellikler var. Sevgimle, canlı yaşayın, canlandırın.